Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Railcraft incelememizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Biliyorum bu bölüm bayağı geç geldi çünkü birincisi yeni güncellemeyle gelecek bazı şeyleri gördüm araştırmam esnasında. İkincisi zaten araştırma yapmam gerekiyordu çünkü Railcraft'ın rail sistemini daha önce hiç kullanmadım. Neredeyse hiç kullanmadım daha doğrusu. O yüzden onları bayağı bir incelemem gerekti. Ve bunun dışında ilk incelemede tanıtmayı unuttuğum bir makine var ve o arada eklenmiş yeni bir makine daha var. Öncelikle tanıtmayı unuttuğum makineden başlayayım. Steam Turbine. Kendimize bir adet glass fiber cable verelim ve bunu bağlayalım. Gördüğünüz gibi buraya enerji vermeye başlıyor. Steam'den elektrik üretmemizi sağlıyor bu arkadaş. Kendimize bir adet EU Reader verelim. Gördüğünüz gibi 100 EU üretiyor tik başı. Gayet güzel, stabil bir yol. Bunun için turbine rotor koymanız gibi. Telaffuz boşver. Bunun yapımı 3 tane turbine disk. Turbine diskler bir tane block of steel çevresine turbine blade, turbine blade'ler ise 3 tane steel ingot ile yapılıyor. Evet, pahalı bir şey. Ama bayağı uzun süre dayanıyor. Bunun dışında içeriği ise bu. 3 tane veriyor ve bunu 3x2x2 şeklinde dizilmesi gerekiyor. Bu da 4 block of steel ve 4 tane steel plate. Yani bu setten 3'er 3 tane yapmanız gerekiyor toplamda. Ve steam aracılığıyla elektrik üretmek için bir yol. Diğeri ise steam oven. Şu şekilde craft ediliyor. Steel plate çevresine furnace ve 4 tane steam oven. Bu setten 2 tane yapmanız gerekiyor. Çünkü gördüğünüz gibi 2x2x2. Bu ne işe yarıyor soracak olursanız, kendimize biraz iron ore verelim ve bunun içine atalım. Gördüğünüz gibi steam boşalıp doldu tekrar. Ve şurada bir progress bar. Yani ilerleme çubuğu ilerliyor. Yavaş ilerliyor. Sebebini göreceksiniz birazdan. Çünkü aynı anda 9 tanesini birden işliyor. Evet. İncelemeyi unuttuğumuz ve yeni eklenen makineler bunlardı. Şimdi sırada trackler var. Bunlar normal vanilla trackler. Yani normal Minecraft'ın kendisinde olan şeyler ve kartlar hakkında ufak bir detay. Tabii bu halde olmadı. Mesela kartı şu şekilde itmeye çalıştığında çok zor itildiğini görüyorsunuz. Çünkü Railcraft bunu değiştiriyor ve crowbar'la sağ tıklayarak hızlandırmanız gerekiyor. Bunları şu an göstermemin temel sebebi, normalde bunlar rail diye anılıyordu dikkat eder hatırlarsanız. Fakat isimleri değiştirildi, track oldu ve craftingleri de değiştirildi. Normal track, 32 tane elde ediyorsunuz bundan. Wooden rail bed ve standard rail. Wooden rail bed, wooden tie ile elde ediliyor, 4 tane. Wooden tie ise 3 tane wooden slab ve 1 creosote oil. Veyahut Carpenter için de creosote oil koyup forestry kuruluysa tabii wooden slab'lerle elde ediyorsunuz. Carpenter'ın ne olduğuna forestry incelemesinde değinirim. Creosote oil'i nasıl elde edeceğinizi daha önce söylemiştim. Standart rail'lere bakıyoruz. Bu şekilde elde ediliyor ama asıl yöntem rolling machine içerisinde iron'ları, bronze'ları, Refine Iron'ları eğer Industrial Craft kuruluysa, bronze'a Forestry'e de Industrial Craft kuruluysa, Steel'leri eğer Greg'de kuruluysa alüminyum, titanyum ve tungsten'i bu şekilde koyarak elde ediyorsunuz Rolling Machine'de. Bu şekilde bir tane track elde etmiş oluyorsunuz. Booster track bu şekilde yapılıyor. Advanced Rail gerekiyor bunun için. Bunun için Standard Rail, Redstone ve Gold lazım. Geri kalan her şey aynı.
Ve bu da standart rail, wooden rail bed, pressure plate ve redstone. İşlevleri normal Minecraft trackleriyle birebir aynı. Şimdi gelelim Railcraft'ın eklediği basit tracklere. İlk olarak şu. Şuradan da göstereyim, bulabilirsem tabii. Neden bulması bu kadar zor? Track. Evet, bulması cidden sıkıntı bunları. Yine ezberlemem gerekiyordu, evet. Buffer stop track. Bunun yaptığı iş bir iron block, wooden rail bed ve standard rail. Bir iron block yalnız. Ancak size 16 tane veriyor. Bunun yaptığı tek iş normalde burada kartın daha ileriye gitmesini önlemek için bir cobblestone falan filan koyuyorduk. Yani herhangi bir blok koyuyorduk. Bu aynı blok gibi hareket ediyor fakat daha şık duruyor tamamen. Yani tamamen dekoratif bir şey. Bunlar boarding track. Fail. Boarding track'in yapımı aynen bu şekilde. Yaptığı işlem şu. Eğer kendimize kart verelim bolca. Şöyle. Buna ittiğiniz takdirde şu taraftan itmeye çalıştım. Şırsam eğer, hatta crowbar'la yapayım. Hiçbir şekilde kımıldamadığını görüyorsunuz. Çünkü redstone sinyali almadıkları takdirde boarding track'ler hiçbir şekilde çalışmazlar. Aynı şekilde holding track'lerde. Ki zaten birbirlerinin neredeyse aynısıdırlar. Hatta crafting'leri de tam ters şekilde. Aralarındaki tek fark holding track'e bir kart geldiği takdirde ona redstone sinyali verdiğinizde normal gittiği yönde hareket etmeye devam eder. Boarding track'te ise şuradan göstereyim direkt. Burada zaten bir tane kart varmış. Gördüğünüz gibi tek bir ok vardır. Burada iki tane ok olduğunu görüyorsunuz. Ve o okun olduğu yöne doğru gönderir. Bu okun yönünü değiştirebilirsiniz. Crowbar'la tıklayarak ya da herhangi bir wrench'le tıklayarak. Ve redstone sinyali verelim hemen. Gördüğünüz gibi burada duracak. Redstone sinyali verdiğimizde normal gittiği yönden devam edecek. Ve burada gene duracak. Ve burada da aynı durum söz konusu. Peki şurada iki farklı track, birkaç farklı track görüyorsunuz. Hatta şunları söyleyeyim size. Şu suspended track. Bunun olayı tamamen altlarında bir zemin olmadan yalnız iki blok mesafe ilerleyebiliyorlar. Diğer taraftan yani toplam 4 tane araya herhangi bir direk koymadan falan 4 tane koyabiliyorsunuz. Bunun olayı tamamen altında herhangi bir blok olmadan havada durabilmesidir. Bu şekilde de köprü yapabiliyorsunuz. Fakat bunun üstünden kartlar geçebiliyorken siz geçemiyorsunuz. Bunlar ise switch track'ler. Şuradan göstereyim. Normal vanilla stilini bulayım. Switch track. Birkaç farklı track stili daha var. Onlardan da bahsedeceğim. Bu şekilde yapılıyorlar. Switch track'leri yönünü değiştirmenin iki farklı yolu var. Birincisi switch motor. Switch motor bu şekilde craft ediliyor ve kendisi bu oluyor. Buna sağ tıklayarak gördüğünüz gibi train yönünü değiştirebiliyorsunuz. Diğeri ise eğer bunu otomatik şekilde yapmayı istiyorsanız, yani redstone devresi döşemek istiyorsanız switch lever. Kendisi bu şekilde yapılıyor. Aradaki crafting farkına bakın. Bu şöyle bir şey gerektiriyor. Bu lever gerektiriyor. Biraz daha ucuz. Ve bu gördüğünüz gibi redstone sinyaliyle dönüyor. Fakat ona kendimiz tıkladığımızda herhangi bir şey olmuyor. Şimdi şunları şöyle yapalım. Bu böyle kalsın. Size ne işe yaradıklarını göstereyim. Bu gayet şu yönden devam ettirecek. Evet. Bu tracklerimiz aynen bu şekilde çalışıyor. Şu ortadaki track
Daha sonra değineceğim. Bundan önce size bir başka track'ten daha bahsedeyim. O da bu. Bunun olayı iki birbirleriyle aynı yönde geçmesi gereken iki tane rail hattımız olduğu takdirde sıkıntı yaşıyorduk, değil mi? Üstten köprü geçir falan filan. Ama artık hayır. Sen çalış, sen de çalış. Gördüğünüz gibi birbirleriyle gayet senkronize bir biçimde çalışıyorlar. Tabii buraya karmaşık redstone devreleri, sensörler falan filan koyarak bunların hiçbir şekilde birbirine çarpmamasını sağlayabilirsiniz. Ve burada özel bir tray'imiz var. Gördüğünüz gibi eğer bu şekilde getirirsek bu yönde ilerlemesini önleyecektir. Bu Railcraft'ın ilk sürümünden beri olan bir şey ve Redstone sinyali ile yönünü değiştirebiliyorsunuz. Bu ise tamamen Redstone sinyali ile çalışan bir track. Ama Redstone sinyali olmadığında iki taraftan da yolluyoruz. Gayet geçiyor iki taraftan da. Fakat Redstone sinyali verdiğimiz takdirde bu taraftan geçebiliyor. Fakat bu taraftan yollamaya çalıştığımızda gayet train geri döndüğünü görüyorsunuz. Ve bunun da crowbar'la yönünü değiştirebiliyorsunuz. Bu sonradan eklenmiş bir şey. Bu Railcraft'ın ilk sürümlerinden kalma bir şey. Şuraya değinmeden önce Railcraft'ın önemli bir mekaniğinden bahsedeceğim size. Sen hacım. Mesela şu kartları buraya koyuyorum. Şu en öndekine crowbarla shift click yapıyorum. Shift'e basılı tutarak sağ tıklıyorum. Winch started diyor. Arkadakine, yakındaki bir karta eğer bu şekilde tıklarsam gördüğünüz gibi bağlanıyorlar. Ve crowbarla ittirdiğim takdirde gayet ikisi beraber gidiyor. Şunu da bağlayalım. Tabii yeterli mesafede değil. Link created. Evet, son sinyalimizi açalım. Şu en öndekine tıklayalım. Gördüğünüz gibi üçü birbirlerine bağlı bir biçimde ilerliyorlar. Tabii sürtünme katsayısı arttığı için itici güçleri arttırmanız lazım. Vesaire vesaire ya da track yapısını değiştirmeniz lazım. Buradaki özel bir tray'imiz ise şunları redstone sinyalini verelim ve şunu çalıştıralım. Şuraya yakın durursam eğer elinde crowbar olmaması lazım. Gördüğünüz gibi beni içine al. Beni kendi içine aldı. Ve şundan geçtiğim takdirde beni kendi içinden attı. Bunlar bulabilirsem Embreaking Track şu şekilde yapılıyor. Ve Disembreaking Track. O da bu şekilde yapılıyor. Bu sadece sizde de işe yaramıyor. Mesela kendimize bir inek spawn edelim. Gördüğünüz gibi ineği içine alacak. Ama redstone sinyalini kesmiştik. Evet, gördüğünüz gibi inek gayet orada güzelce hizmet etti bize. Şimdi ölsün. Evet. Bu track'lerimizden de bahsettiğimize göre şimdi size bir saniye. Coupler track ve decoupler track. Bizim demin crowbar'la yaptığımız işin aynısını bu arkadaşlar otomatik olarak yapıyor. Şu bir train dedektör, train algılamak için ve 6 kart istiyor. Cümleyi kuramadım. Bunlara sonradan değineceğim. Gördüğünüz gibi bunu önden ittiriyorum. Ve burada durdu çünkü 6'dan az. Train'imiz. Ve bunlar artık birbirlerine bağlandılar. Ve gördüğünüz gibi şunu hareket ettiremiyoruz çünkü bu hareket edemez.
ve onlar birbirine bağlı. Yollayalım. İki tane daha yollayacağız. Ve 3. Aa tabii. Gördüğünüz gibi artık ilerleyebiliyorlar. Tabii sürtünme yüzünden o kadar iyi ilerleyemiyorlar. Bunun için de güzel yöntemler var ve şuraya geldikleri andan itibaren birbirlerinden kopmaya başlayacaklar. Tabii bunu yaparken bu sürtünme olayını hesaba katmamıştım. O ufak detayı da unutmasanız iyi olur. Evet. Bunlara değindiğimize göre şimdi niye? Şimdi size özel bir track'ten daha bahsedebilirim. Bunun için kendime bir duvar inşa etmem lazım. Alayım bolca stone. Şuraya şu yolumuz gitsin. Aslında iki farklı track'ten bahsedeceğim. Birincisi elevator track. Oraya değil. Elevator track bu şekilde yerleştiriliyor. Kendimize normal standart track de verelim. Bir tane de boarding track. Şuraya boarding track'imizi yerleştirelim. Standart track'ler. Gördüğünüz gibi şuraya yerleşmiyor ancak önemli değil. Şuraya da standart track'lerimiz. Bir tane de azıcık da booster track koyalım. Çünkü şimdi göstereceğim arkadaş aşırı fantastik bir şey. Launcher track oydu galiba gene. Evet. Launcher track. Ve eğer buna crowbar'la saldırırsanız böyle bir arayüzü var. Şimdi gene şimdi standart olanı 5'e ayarlayalım ve kendimize bolca lever verelim. Buna redstone sinyali verelim. Elevator track'ler hakkında ufak bir detay. En üstte redstone sinyali verseniz yeter. Redstone sinyali bunlardaki ilerleyişi aynen şu şekilde. Mesela şuraya yerleşelim, şuraya yerleşelim. Şuradan açtığımızda bunun altındakiler gördüğünüz gibi. Tabii buna da redstone sinyali gidiyor redstone'un ilerleyiş mekanikleri yüzünden. Bunun altındakiler redstone sinyali alıyor. Ve çalışma şekli de aynen şu. Sadece oraya kadar ilerliyor track. Bunu açtığımız takdirde oradan da ilerliyor ve launcher track'in özelliği. Track'leri fırlatıyor. Eğer kartın aşağı inmesini istiyorsanız bu elevator track'lerden redstone sinyalini kesin. Ve şuraya doğru itin. Gördüğünüz gibi inecektir kendisi. Bunun için detektör sistemi falan filan yapabilirsiniz. Ne karmaşık, güzel karmaşık sistemler yapılır. Bunun gücünü arttıracaktım. Size daha uzağa gidebilen bir halini göstereceğim. Hatta kendim de içine binip göstereceğim. Tıklayabilirsem buradan. Hayır, tıklayamıyorum. O zaman ne yapalım? Bir tane cobblestone alalım. Lever onun üstüne yerleştirelim. Wow. Hala bile havadayız. Ve bunu düzgün bir matematikle yaparsanız eğer gayet normal, daha doğrusu düzgün bir hesaplamayla yaparsanız eğer gayet bir train üstüne de inmesini sağlayabilirsiniz. Bakalım size değinmem gereken önemli track. Track tiplerine geçelim şimdi. Wooden track. Wooden track yapımı çok daha ucuz bir track. Gördüğünüz gibi wooden rail bu şekilde yapılıyor. Ne yapılıyor? Bunun olayı
Tamamen daha ucuz ancak bundan daha güçsüz. Yani trackler bunun üstünde daha yavaş gitmek zorunda. Daha hızlı giderse eğer patlarlar ve gayet diğer çoğu önemli tip bunda da mevcut. Reinforced track. Bunun olayı patlamalara karşı dayanıklı olmaları, yapımı Reinforced Rail. Bunun yapımı için Obsidian Dust ve Steel gerekiyor ya da direkt tungsten eğer Gregtek kuruluysa ve Stone Rail Bed. Bunun yapımı Rebar, Stone Slab. Rebar'ın yapımı ise bu şekilde. Bunu eğer Nether'da bir rail hattı yapıyorsanız bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Bu sayede ghastlar hattınızı mahvetmez. Bakalım su, yanlış hatırlamıyorsam suyun altına da dayanık, suya da dayanıklı olması lazım. Emin değilim. Mesela kovayla alayım. Emin değilim. Değilmiş. Tamam. Emin değilim demiştim. Sıfırlayalım yine. Bunun dışında high speed trackler. High speed trackler hakkında biraz detaylı bir şey anlatmam lazım. High speed trackler normal olarak koymaya yani direkt bu ikisi arasında geçiş sağlayamazsınız. Araya high speed transition track koymanız lazım. Araya da birkaç tane booster track koyalım. Ve size ufak bir yapmamanız gereken şeyler listesi koyacağım. Mesela bu şekilde direkt bağlamayın çünkü high speed tracklerin o zaman bir olayı kalmaz. Aa, yanlış şeyi aldım. High speed tracklerinizi transition track ile bağlayın. Şu şekilde birkaç tane dizin, ardından high speed tracklerinizi yerleştirin. Hızını kaybetmesin diye ara ara transition değil. Bu da değil. Booster trackleri koyun. Gene bu değil. Aslında bunu koyalım. Ve görün ne oluyor. Bunları da alalım. Redstone sinyalimizi verelim. Bunlara. Bir tane yeter misiniz? Ve tray'imizi koyalım. Gördüğünüz gibi çok daha hızlı ilerleyecek. Fakat bu ray hattından çıktığı saniye gördüğünüz gibi yangın başlayacak. Patlayacak daha doğrusu. Çünkü normal trackler bu kartın hızını kaldıramaz. Çünkü kart o esnada inanılmaz derecede hızlıydı. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Bu geçişi. Çok basit bir yolu var. Hemen şunları kaldırıp şunları da dizelim ve transition tracklerimizi şu şekilde koyalım. Bir saniye. Şurayı birazcık kısacağım. Üç tane yeter. Ve sana redstone sinyali yerine sektör track kullanacağım. Hani otomatik bir sistem şeklinde çalışsın. Ve bufferlarımızı da alalım. Evet, kartımızı koyuyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde ilerliyor ve şurada yavaşlıyor. Bu yönde olduğu için ve redstone sinyali almadığı için daha az yavaşlatıyor tabii. Eğer redstone sinyali alsaydı şunu durdurup geri gönderebilirdi. Evet. Tabii bunların yeterli olacağını düzgün hesaplayın.
Axel'de gene sıkıntı olabilir. Evet, sanırım trackler kısmını bitirdik. Şunlar hariç. De şu ve trackler hariç. Bunların ne işe yaradığını ben de hatırlamıyorum. Bulmaya çalışacağım. Bir saniye. Hemen bir wiki'ye bakıp geliyorum. Tamam, wiki'ye baktım hemen. Eğer bu şekildeyken böyle gönderirsek eğer bu yöne gidiyor. Yönünü değiştirirsek eğer. Tamamen bir yön değiştirme kartı. Tray'i. Bakalım. Diğer track'lerimizden tanıtmadığımız var mı? Gate track. Gate train olayı aslında gayet basit. Eğer şuraya bir tane detektör track koyalım. Tabii elle de açılıyor. Ve kartımızı şöyle yollayalım yolculuğuna. Tamamen bir kapı. Bunun dışında bunun booster versiyonu da mevcut. Ders powered versiyonu. Ha. Pardon, one way versiyonu. Yanlış söyledim. Yani sadece o yönde olmasını sağlayabiliyorsunuz. Bunun dışında şunlar lokomotiflerle alakalı. Bakalım başka. Şunu tanıtacaktık. Öncelikle bunu biraz plansız yaptığım için şunu hatırlayın. Gayet içine bir şeyler al. Pardon, şunu değil. Şunu hatırlayın. Bu onun bunlarla birleşmiş hali. Eğer ben şimdi yakalayamadım. Tabii elimde crowbar vardı. Crowbar vardı çünkü. Eğer buradan geçersem beni içinden atacak. Başka tanıdım. Tamam, bunları tanıttım. O zaman yani süremiz bayağı dolmuş. Sanırsam lokomotifleri ve detektörlerle bazı makineleri üçüncü bir bölüme saklayacağız. Çünkü bayağı uzun sürdü bu. Fakat sanırsam directional detector real tanıtmadık. Aslında adından da gayet anlayabilirsiniz. Mesela şuradan geçtiğinde hiçbir redstone sinyali vermedi. Hatta seni alalım buradan. Ama sizleri almayaydık iyiydi. Bu yönden gönderirsem eğer gayet redstone sinyali verecek. Fakat bu yönden gönderirsem hiçbir şekilde redstone sinyali vermeyecek. Çünkü tek yönlü bir detektör. Yapılışına gelecek olursak, neredeydin sen? Yapılışı aynen bu şekilde. Şimdi bir bakayım başka tanıtabileceğim bir track var mı şu an? Senin ne işe yaradığını ben de hatırlamıyorum. Hemen bir bakayım Wiki'den. Sadece yapılışına bile baksam gayet ne olduğunu anlayabilirmişim. Gördüğünüz gibi burada Flint and Steel içeriyor. Ne olabilir? Ne olabilir acaba? Kendimize bolca Reinforced track verelim. Reinforced Booster track. Ve şöyle güzel bir Reinforced track hattı. Biraz daha booster. Fazla booster göz çıkartmaz. Ve sonuna bu. Lever'larımızı alalım. Ve özel bir Railcraft'ın eklediği bazı kartlar mevcut. Bunlara sonraki bölümde değinecektim. Fakat bazılarını şimdiden deneyeyim. Bunlar zaten bildiğiniz kartlar. Bunun dışında Anchor kart. Chunk Loader bir kart. Batbox kart. Eğer bu Batbox
MFE ve MFSU eğer dur. Industrial Craft kuruluysa eğer geliyorlar. Bunun dışında Track Relay ve on evet, bunlara değineceğim. Work Card, Gift Card, Personal Anchor Card, Tank Card, Pumpkin Card ve şimdi değineceğimiz olan TNT Card. Normalde bu sonraki Minecraft güncellemesinde de gelecek olan bir kart fakat şu an elimizde zaten var. Gördüğünüz gibi ateşlendi ve boom. Tabii altı patlamaya dayanıklı bir şey olmadığı için gitti orası. O gösterdiğim kart track yani şu tamamen bunları ateşlemek üzerine bir track. Evet. Üçüncü bölümümüzden buradan bu kadar. İkinci bölümümüzden buradan bu kadar. Üçüncü bölümde de bazı lokomotif sistemini, detektörleri ve bazı makineleri tanıtacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.